Gündeme dair programımızdan herkese merhaba sevgili seyircilerimiz. Bugün çok değerli bir konuğu yine ağırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan adayı Sayın Muammer Çelebi. Efendim merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Kaptan TV ve Sayın Nuray Yılmaz. Teşekkürler. Ben burada herkese öncelikle sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bizi ekranı başında izleyen tüm Kartal kamuoyunu buradan selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrı sevgilerimi gönderiyorum. Evet, Sayın Başkanım, öncelikle sizi tanıyalım. Daha sonrasında sorularımız olacak. Yerel seçim sürecini, başkanlık adayı sürecini zaten değerlendireceğiz. Buyurun, önce sizi tanıyalım efendim. Tabii, Muammer Çelebi, 4 çocuk babasıyım. Yaklaşık 40 yıldır Kartal'da ikamet ediyorum. 30 yıldır iş dünyası içindeyim. İnşaat sektöründe bir dönem işletmecilik yaptım. Hizmet sektörü anlamında, yani restorançılık veya ona benzer sektörde. O günden bugüne kadar da irili ufaklı birçok projeyle buluştuk. Şimdi bu süreçte Kartal kamuoyu, beni en çok da iş dünyasında tanıyan birçok arkadaşım, dostum olmasına rağmen, ama beni Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak tanıdılar. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olmadan önce de siyasi sürecim vardı. Bir siyasi Cumhuriyet Halk Partisi ve öncesinde SHP'de yöneticilik yapan bir arkadaşınızım. Daha sonra da örgütün, arkadaşlarımızın, dostlarımızın isteğiyle ben Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı'na aday oldum. Bir ilçe başkanı adayımızla birlikte yarıştık. Ve o gün Kartal örgütünün, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün takdiriyle ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı oldum. 2 yıl ilçe başkanlığı yaptım. 3 seçim onları atlattınız. 3 seçim atlattık. Her şeyden önce elbette ki en kıymetli olan benim için 2 şey vardı. Birincisi 25 yıl sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmaktı. Çünkü biz burada iktidardık. Evet. Sayın Altınok Öz'le birlikte 2 dönem belediye başkanlığı Altınok Başkan'ın önderliğinde aldık. Daha sonra Gökhan Yüksel'in atanmasıyla Gökhan Yüksel Başkan'ın, belediye başkanımızın o seçim kampanyasını yürüten arkadaşlardan birisiyim. Aslında Zafer'i de göğüsleyen Zafer'i örgütümüzle beraber, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte göğüsledik ve ben burada Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün o günkü ilçe yöneticisi arkadaşlarım, birim başkanlarım, görev alan tüm arkadaşlarımın bu süreçte müthiş katkıları oldu. Bu toplumsal bir olaydı, kolektif bir çalışmaydı. Yani bireysel bir çalışma değildi. Bu sadece ne benim başarım ne de Gökhan Yüksel'in başarısı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün başarısıydı. Ama Kartal kamuoyu da bize müthiş bir teveccüh gösterdi. Bunun nedenlerinden birisi şudur. Ben ilçe başkanı olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içinde ve dışında birleştirici rol oynadım. Demiştim ya, benim için en kıymetli olan iki şey vardır. Bir, kazanmaktır. Bir de huzuru, barışı tesis etmektir. Çünkü biz sosyal demokratız, sol gelenekten geliyoruz. Bizim için en önemli nedenlerden birisi emek ağırlık, emeğe saygı duymak. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne o süreçte emek veren, değer veren, seçimi kazandıran tüm emekçi kardeşlerimin, tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve tüm Kartal kamuoyunu selamlıyorum ve onlara buradan bir teşekkürü tekrar borç olarak gönderiyorum. Evet efendim, belediye başkanı adaylığına gelirsek eğer, bu fikir nasıl doğdu? Yani tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkesin demokratik hakkıdır aday olma, adayı olmak. Sizde bu nasıl doğdu? Yani ben belediye başkanı adayı olmalıyım. Buna sizi ne itti acaba? Ya bu bir görevdir. Herkes sırasıyla gelip görev yapmak, iyi şeyler kazandırmak ister. O günkü Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanlığı aday olurken ben çıkıp da ben, ya benim böyle bir rüyam var, ben bu rüyayı yaşamak istiyorum demedim.
O gün Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki arkadaşlarımızın isteğiyle ben aday oldum. Elbette ki kendi görüşüm var, kendi isteğim var, kendi arzumla da olmuş durum. Asla bir dayatmayla, herhangi bir şeyle bir şeyden dolayı değil. Öncelikle siz kendiniz, kendi içinizde içselleştirmeniz lazım böyle bir görev için. Bugün de yine hem kamuoyunun isteği, şunu çok net söylüyorum. Beni dışarıdan tanıyan iş insanları, çevrem, Kartal'daki arkadaşlarım, dostlarım, komşularım, herkes her muhabbette, her sohbette benim belediye başkanı aday olmam gerektiğini bana söylüyor. Ama tabii ki en kıymetlisi de şudur, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün bunu istemesi. Ben örgütümün arzusuyla aday olmaya karar verdim ve onların istemleri doğrultusunda da bugün huzurunuzdayım. Başvurumu yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi Kartal belediye başkan adaylığımı bugünden itibaren de, hatta aday olduğum günden itibaren de kampanyamı yürütüyorum. İnanıyorum ki Kartal'da da, tüm İstanbul'da da eğer atanır veya görev alırsak, hangi yöntem bilmiyorum şu anda, en başarılı belediye başkanı olmak için elimden geleni yapacağım ve en başarılı da belediye başkanı olacağım. Çünkü ben belediyeciliği bilen, kamuyu bilen, kamuda görev almadım ama kamu düzeninin ne olduğunu bilen, bu perspektifleri kendime içselleştirmiş, bu düzende yıllardır da, 40 yıldır, 30 yıldır da iş hayatım içerisindeki olan prensiplerimi oraya, tecrübelerimi oraya aktarmak. Orada da iyi bir kamu düzeni, iyi bir belediyecilik, şeffaf bir belediyecilik, her anlamda sosyal belediyeciliği iliklerine kadar yönetecek, halkçı belediyeciliği iliklerine kadar doğru bir şekilde sosyal demokrat anlayışla yönetecek kimliğe de, birikime de sahibim ama biz yapacağız. Arkadaşlarımızla yapacağız. Bu bir kadro hareketidir, kadro işidir. O gün orada elbette ki işin başında olacak arkadaşlar liyakatlı, şu anda Kartal Belediyesi içinde de bunu yapabilecek çok liyakatlı arkadaşlarımız var. Bir kısmı da belki, bir kısmı da iş başında çalışıyorlar. Ama bunları bir disiplin içerisinde, bir perspektif içerisinde yönetirseniz, orada iyi bir maestro olursanız, iyi bir koordinatör olursanız, inanıyorum ki içeride de dışarıda da bunu en üst noktadan yapabilecek hem kimliğe sahibiz, hem de bugüne kadar Kartal kamuoyuna verdiğimiz güven neticesinde Kartal kamuoyunun da bize teveccühünü gösterip oraya taşıyacağını da düşünüyorum. Biz 14.300 oyla iktidar olmuştuk Kartal Belediyesi'nde o gün, ama bugün 30.000 oyla, en az yani minimum 30.000 oyla, hiç bu bir popülist bir söylem değil, popülist bir davranış da değil. 30.000 oyla Kartal'da Kartal Bey'e görevlendirilirsem, evet. Görevlendirilirsek, yani tekrar altını çiziyorum, biz varız, ben yokum. Görevlendirirsek 30.000 oy, en az minimum 30.000 ama hedef 50.000. Aynı zamanda Sayın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımızı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir dönem daha yapması için elimizden gelen her türlü gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Ve ben şunu da söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu'nun ahenk içinde, güven içinde çalışabileceği kişi de olacağıma inanıyorum. Burada da Sayın Ekrem İmamoğlu'na saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkürler efendim. Cumhuriyet Halk Partisi 3 dönemdir Kartal'da iktidar. Tabii bu süreci nasıl değerlendirirseniz dersek, olumlu ya da olumsuz, sizden bir değerlendirme istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ya, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yetişmiş, büyümüş, emek ağırlıklı çalışan insanlar bir kere bizde şu vardır, yarış bir elzemdir. Tamam, ben elbette ki başarılı işler yaptılar. Sayın Altun Okuyoz, önceki dönem belediye başkanım, Sayın Gökhan Yüksel, başarılı işlerle Kartal kamuoyunu buluşturuyorlar, başarılı, ama ben daha iyisini yapmak üzere adayım. Çok daha iyisini yapmak üzere adayım. Çünkü Kartal kamuoyu bunu hak ediyor mu? Hak ediyor. Kartal insanı bunu hak ediyor mu? Hak ediyor. Bu anlamda ben başarılı başarısız noktasında bir değerlendirme yapmam çok doğru olmaz. Ama şunu söylüyorum kendi adıma. Elbette ki bugüne kadar yaptıkları işler için, yaptıkları hizmetler için
Öncelikle Sayın Altınok Öz'e, Sayın Gökhan Yüksel'e teşekkür ediyorum. Çok daha iyisini yapmak üzere ben talibim. Adayım ve burada da iddialıyım. Örnek bir sosyal demokrat belediyeciliği, hem sosyal demokrat hem halkçı hem de Kartal'da şeffaf, nitelikli, ölçülebilen, denetlenebilen bir belediyecilik anlayışını Kartal kamuoyuyla buluşturacağım. Efendim, ilk aday adaylarınızı siz açıkladınız. Mevcut belediye başkanı Sayın Gökhan Yüksel henüz adaylığını açıklamadı. İki Cumhuriyet Halk Partili kadın adaylıklarını açıkladılar yakın zamanda. Bir değerlendirme de onlarla ilgili alalım sizden. Gökhan Yüksel'in aday açıklamasını bekliyor musunuz? Bilmiyorum, inanın. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama muhtemelen aday olacaktır. Her mevcut belediye başkanı bir dahaki dönem için aday olur. Olmuşlardır da. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama muhtemelen aday olacaktır diye düşünüyorum. Evet, iki kadın arkadaşımız belediye başkan adaylığı için başvurdu. Ben her ikisine de başarılar diliyorum. Her ikisi de çok yakın arkadaşım. Hangimiz görevlendirilirsek görevlendirelim veya benim arzum şudur, hem genel merkezimde hem de il başkanlığımda, aynı zamanda ilçe başkanlığımda Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün karar vermesi. Yani nedir bu? Ön seçim. Ön seçim hakim nezaretinde olması şu an itibariyle mümkün değil, yani mümkün gözükmüyor. Ama aynı şekilde ön seçimi biz temayül yoklamasıyla yapabiliriz. Arzum temayül yoklamasının olması, örgütün karar vereceği, kim herhangi birimize, kim olursa olsun, bu 3 aday, 5 aday, 10 aday, hangimize örgütümüz, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü karar verirse başımızın üstünde. Biz 2019 seçimlerinde ne yaptıysak aynı şeyi o arkadaşımla, ben olursam inanıyorum ki o arkadaşlar benimle birlikte aynı duyguyla, düşüncelerle hareket ederler. Aynı şekilde ben aynı duyguyla, aynı düşünceyle bütün enerjimi örgütümüzün karar verdiği, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün takdir ettiği arkadaşa bütün 24 saatimi, 12 saatimi de değil, 24 saatimi harcayacağımın burada sözünü veriyorum. Sayın Başkanım, biz birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi başvurularını da takip ediyoruz. İlçe başkanlığı özellikle çok heyecanlı. Meclis üyesi, aday adayları, partililer geliyorlar. Hatta adaylık açıklaması dahi yapıyorlar. İlçe başkanlığında da, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanlığı'nda da büyük bir heyecan var. Meclis üyeleri, belediye başkanı aday adayları haricinde bu heyecanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel bir heyecan. İnsanın heyecanlı olması bunun dışarıya yansımasını gösteriyordur. Demek ki biz kazanacağız. Bu arkadaşlar da buna inandığı için herkes gidiyor adaylık, meclis üyeliği adaylığı başvurusu yapıyor. Bu şu, ölçü şu, Cumhuriyet Halk Partisi burada tekrar iktidar olacak. Hiç amasız, fakatsız, nedensiz, niçinsiz. Kesinlikle bu heyecan güzeldir. Ben her zaman heyecanı seviyorum. Ben eğer heyecanlıysam o zaman iyi şeylerle karşılaşacağımı, buluşacağımı bir göstergesidir bu. Heyecan yoksa, enerjiniz yoksa, sönükseniz orada bir eksiklik var, bir şey var. Gayet güzel. O günkü katılım içinde tabii ki onurlandım. Bütün arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyu, Cumhuriyet Halk Partisi ve kamuoyunda olan arkadaşlar, partili olmayan arkadaşlar da o heyecanımızı yaşamak üzere üzerine bizimle buluştular, bana destek verdiler. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varlar, iyi ki geldiler.